Herkese merhabalar. Bugün size human papilloma virüs, yani bilindiği üzere HPV ile ilişkili olarak biraz bilgi ve aynı zamanda HPV'li bir hastaya nasıl bir bakım planı yapmamız gerekiyor, onlarla ilişkin bir video sunumum olacak. Evet arkadaşlar, human papilloma virüs sizin de bileceğiniz gibi HPV bir kısaltılmışı, HPV'li enfeksiyonu olan bireylerdeki hemşirelik bakımı ve bir olgu sunumuyla sunumumu tamamlamak istiyorum. Aynı zamanda bu HPV'ye ilişkin birkaç soruyla da konunun anlaşılıp anlaşılmadığını değerlendirmesini yapacağız. Evet, HPV nedir? HPV önlenebilir ve tedavi edilebilir bir kanser türüdür. Servikal kanserler başta olmak üzere anogenital ve orofarenks kanserleri dahil birçok hastalığa neden olan insan epiteline yerleşen bir virüs ailesidir HPV. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre tüm dünyada 730 milyon HPV ile enfekte insan olduğu tahmin edilmekte. Dünya nüfusunun yaklaşık %9'u ile %13'ünü oluşturmaktadır bu oran. Hiç de azımsanacak kadar bir oran değil sizin de gördüğünüz gibi. Diğer bir deyişle her 10 kadından 8'i hayatının bir döneminde HPV ile karşılaşma riski taşımaktadır arkadaşlar. Ve bunların 3 bölü 4'ü, 4'te 3'ünün 15 ile 24 yaşlarındaki kişiler oluşturmaktadır. HPV ile enfekte olmuş olan biri herhangi bir semptom göstermeyebilir. Bu yüzden de kişilerin HPV ile enfekte olup olmadığını belirlemek için bazı özel testler yapılmalıdır. HPV virüsü çoğu kişide herhangi bir sorun veya şikayete yol açmaz. HPV ile enfekte olan kişilerin %80 ile %90'ında enfeksiyonun 2 yıl içerisinde gerilediğini görebiliriz. Bu virüsün kuluçka süresi HPV'nin tiplerine göre farklılık göstermektedir. Bazı HPV tiplerinde kuluçka süresi 1 ile 2 ay iken bazı HPV tiplerinde ise bu süre yılları hatta ayları bulabilmektedir. Virüs bazen yıllarca hiçbir bulgu vermeden insan vücudunda kalabilmektedir arkadaşlar. HPV tiplerine baktığımızda en sık rastlanan virüsler tip 6 ile tip 11'dir. Ki bu tip 6 ile tip 11 tipli virüsleri daha çoğunlukla genital sihirlere neden olurlar. Tip 16 ile 18 ise kadınlarda rahim ağzı, erkeklerde ise penis kanserine neden olma riski en fazla olan tipleri oluşturmaktadır. Rahim ağzı kanserlerinin %70'lik bir kısmının bu slaytta da arkadaşlar sadece HPV genital bölgede değil vücudun farklı bölgelerinde de bir takım enfeksiyonlara, sihirlere yer alabildiğini gösteren bir resimdir. 2022 yılında 604 bin kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konulmuş, 342 bin kadın da bu hastalıktan dolayı öldüğünü görmekteyiz. 2025 yılında aşılama programları standardize edilmez ise kadınların %17'sinin, erkeklerin ise %14 ile %17'sinin sağlıklı taşıyıcı olacağı öngörülmektedir. HPV'ye baktığımızda arkadaşlar bu slaytta görüldüğü gibi 6 tip kansere neden olmaktadır. Bu rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık %91'ine, anal kanserlerin yaklaşık yine %91'ine, orofaringeal kanserlerinin ise yaklaşık %72'sine HPV neden olmaktadır. Bunların haricinde de vajinal kanserlerin %75'ine, vulva kanserinin %69'una, penis kanserlerinin ise %63'üne HPV'den kaynaklandığı görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 14 milyon insan her yıl yeni bir HPV virüsüyle enfekte olmaktadır. Yetişkinlerin %73'ü, 14 ile 19 yaşlarındaki kızların neredeyse yarısı HPV taşıdığını farkında değildir. Peki HPV'nin risk faktörleri nelerdir? Bunlara bakacak olursak erken yaşta cinsel ilişki, çok eşlilik, birden fazla cinsel partnere sahip olma, immün yetmezlik yani HIV, renal transport hastaları, HIV'li hastalar ve sünnetsiz olma bu risk faktörlerinin en başında yer almaktadır. Bulaş yollarına baktığımızda arkadaşlar cinsel temasla, perinatal geçiş ile, cinsel birleşme olmadan deri deriye temasıyla
bulaşabilmekte, sil çıkmadığı HPV taşıyıcılığı olduğu dönemde de bulaştırıcılık görülebilmektedir. Ancak lezyonların çıkmasının ardından bu bulaştırıcılık artmaktadır. HPV virüsü alan kadında ilk bir yılda %70 oranında, ikinci yılda %90 oranında bağışıklık sistemi tarafından bu virüs temizlenmekte, sadece hasta bireyde enfeksiyon kalıcı olmakta, kalıcı enfeksiyonun rahim ağzı kanseri oluşması yaklaşık 15 ile 20 yıl sürmektedir. HPV'nin bulaş risk faktörlerine baktığımızda cilt bütünlüğünün bozulması, görünen sille direkt temas, çok sayıda cinsel partnerin olması, kondom kullanmamak, cinsel oyun aletlerinin paylaşılması gibi faktörler başlıca yer almaktadır. Yaşa baktığımızda adolesan ve genç erişkinliklerde daha sıklıkla görmekteyiz HPV'yi. Zayıf savunma sisteminin varlığı, HIV pozitifliği, AIDS, savunma sistemini bozan sistemik hastalıklar veya ilaç kullanımı, sigara, alkol, madde bağımlılığı, beslenme bozukluğu gibi nedenler de HIV bulaş risk faktörleri arasında yer almaktadır. Peki hangi yollarla bulaşmaz HPV? Kan ve vücut sıvıları, tuvalet klozetleri, el ele tutuşma veya sarılma, havuz, sauna, ortak kullanılan yemek veya mutfak aletleri, vücut temizliğine dikkat etmemekle HPV bulaşmaz. HPV vücudun hangi bölgelerinde bulunur dediğimizde de kadınlarda dış genital bölge, vajina, serviks, perin anal bölgede, erkeklerde ise dış genital bölgede, perianal bölgede bulunmaktadır. Genital sihirleri olan bireylerde oral, göz, solunum yolu ve burun bölgesinde de sihirleri görebilmekteyiz. HPV enfeksiyonunun belirtilerine baktığımızda arkadaşlar genellikle herhangi bir belirtiye sebep neden olmazlar. Düşük riskli HPV'ye sahip ise birey rahim ağzında tahrişe ve ağrıya neden olan sihirler gelişebilir. Bazı kişilerde bu sihirler kanamaya neden olabilir. Yüksek riskli HPV semptomları olmadan vücutta uzun yıllar HPV virüsü kalabilir. Enfekte hücreler gelişebilir ve kontrolsüz bir şekilde bölünmeye başlar ve bu da kansere neden olur. Sihirlere baktığımızda genital bölgede başta olmak üzere el ve ayaklarda sihir oluşumu HPV enfeksiyonu belirtisi olarak kabul edilmekte ama her sihir oluşumu da HPV enfeksiyonu sonucu oluşmayabilir. Dünyada genital sihir ile her yıl 6 milyon kişi enfekte olmakta ve bunların 3'te 2'si kadındır arkadaşlar. HPV enfeksiyonu sonrası genital sihir gelişmesinde tahmini inkübasyon süresi 2 ile 8 aydır. Çoğunlukla HPV bulaştıktan 2 ile 3 ay sonra genital sihirler görülmektedir. Rahim ağzı kanserlerin %98'inde HPV sorumludur. Erkeklerdeki HPV'ye baktığımızda erkeklerde HPV virüsü çoğunlukla genital bölgede ortaya çıkan ve sile benzer lezyonlar şeklinde gelişmektedir. Herhangi bir belirti ya da sağlık sorununa yol açmayan HPV virüsü penis, kasık bölgesi, anüs, bacak araları ve testisler üzerinde gelişebilir. Erkeklerdeki HPV sihirleri kanser şüphesi taşıyan belirtilere sebep olabilir arkadaşlar. Anüste kanama, ağrı ve kaşıntı, anüste ve çevresinde büyümüş lenf bezleri, peniste renk değişiklikleri, peniste doku büyümesi ve yara oluşumu, ağız ve boğazda sürekli yanma hissi, kilo kaybı, sürekli öksürük, seste kabalaşma ve sertleşme görülebilmektedir. Tanısı peki nasıl konulabilir? Fizik muayene, pap smear testi, HPV testi ve kolposkopi ile tanısını koyabiliriz. Tarama yerleri için ASM'ler, toplum sağlık merkezleri ve KETEM'e müracaat edebilir bireyler. Şunu unutmamamız lazım ki arkadaşlar, erken tanı hayat kurtarmaktadır. Genital sihir saptandığında HPV enfeksiyonu anlamına geliyor. Şikayet yoksa bile pap smear testi, rahim ağzı ve vajen hücreleri patolojik olarak incelenmeli. Bu testin sonucu anormal ise kolposkopi uygulanmalıdır. HPV testi ile vajen ve rahim ağzı hücrelerinde HPV DNA testi tayini yapılarak HPV varlığı ve tipi araştırılır. Yüksek riskli HPV varlığında kolposkopik inceleme önerilir. Halen onay almış anüs, penis veya baş boyun bölgesinde HPV'yi tarayan bir test bulunmamaktadır. Ancak anüste uygulanan pap smear testi ile erken anormal hücresel kanser hücresi öncesi değişiklikler yakalanabilir.
baktığımızda günümüzde halen arkadaşlar HPV virüsünü tamamen ortadan kaldıran bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. HPV tedavisi için erkekler ve kadınlar için farklı yöntemler uygulanmakta. Erkekler için tedavisi genellikle sihirlerin yakılması şeklinde, yakma işlemi acılı bir süreç olduğundan lokal anesteziyle bu işlem yapılıyor. Fakat sihirlerin boyutu büyük ise genel anestezi de tercih edilebilmektedir. Kadınlarda ise farklı yöntemler kullanılır. Sihirlerin dondurularak ortadan kaldırılması olan kriyoterapi, asit bazlı çözelti ile sihirlerin soyulmasının sağlanması verilik, triklorasit ile sihir yakma işlemi yapılabilir. Elektrokoterizasyon, lazerle sihir tedavisi, interferon tedavisi bu yöntemler arasında yer almaktadır. Bu yöntemlerin hepsi genital sihir tedavisi için kullanılan yöntemlerdir. Sihirler bazen bağışıklığı iyi olan hastalarda 3 ile 6 ay içerisinde kendiliğinden geçebilmekte, ama sihirler büyüyorsa ve sayıca çoğalıyorsa, beklemekle geçmiyorsa mutlaka tedavi için müracaat edilmeli. Sihirlerin kendiliğinden geçmesi virüsün artık vücutta olmadığı anlamına gelmez. Sihirler bağışıklık durumlarına göre bazen yıllar sonra tekrarlanabilir. Önlem ve korunma için peki neler yapmamız lazım? Sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri, risk faktörlerini yok etmek ve sigara kullanmamak, sünnet olmak, kondom kullanımı, HPV aşısı, Pap-Smear veya HPV testi yapılmaktadır. HPV'nin vücuttan temizlenmesini kolaylaştıran faktörlerin arasında bağışıklık sisteminin güçlü tutulması, düzenli ve kaliteli uyku süreçlerinin yaşanması, dengeli, sağlıklı ve çok yönlü beslenmeye dikkat edilmesi, düzenli olarak spor ya da egzersiz yapılması, stresten uzak durmak, alkol ve tütün ürünlerinden uzak durmak, bağışıklık sistemini güçlendiren aktiviteler kullanmaktır. CDC'ye göre yaklaşık HPV aşısı ile arkadaşlar %90 oranında eğer hiç cinsel birliktelik olmadan bu aşı vurulursa bu bahsedilen bütün kanserlere karşı koruyuculuk sağlanabilmektedir. HPV aşısına baktığımızda aşı kan ve enfeksiyon bölgesinde yüksek antikorların oluşmasını sağlar. Bu antikorlar virüsü nötralize eder ve hücrenin içine girmesine engel olur. Dünyada bulunan HPV aşı çeşitleri ise şunlardır arkadaşlar. İki tip olan aşılar, Cervarix olanlar, Gardasil dediğimiz bir firma ismidir bunlar. Dörtlü ve dokuzlu tip olarak tipleri tüm dünyada bulunmaktadır. Burada bahsedilen her üç tipteki aşıda da kadınlarda yaş üst sınırı yoktur. Her yaşta bu aşılar vurulabilmektedir. HPV'den korunmanın en iyi yolu da cinsel olarak aktif hale gelmeden önce aşı olmaktadır. Yine burada da HPV aşısının tip 2 olanında vurulduğunda, yani ki bu 16 ve 18 oluyor, servikal kanserlerin %70'ine karşı koruyuculuk sağlamakta. Dörtlü tip olan aşıyı vurulduğunda bunlar genital sihir ve servikal kanserlere karşı koruyuculuk sağlamakta. Dokuzlu tip kanser HPV aşısı vurulduğunda ise genital sihirlerin %90'ına, servikal kanserin ise yaklaşık %90'ına karşı koruyuculuk sağlayabilmektedir. Kimlere yaptırılmalı peki bu aşı? Kas içine uygulanan bir aşı olmakla birlikte 9 ile 14 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklarına tavsiye edilir. İki doz şeklinde uygulanır bu yaş grubunda vurulacaksa. İlk doz 15. yaş gününden önce verilmiş ise sadece 2 doz yeterlidir. Şayet 16 ve 26 yaşları arasında başlayan genç ve genç yetişkinlerde ise 3 doz HPV aşısına ihtiyaç duyulmaktadır. Kimler peki bu HPV aşısını vurduramaz? HPV aşısının herhangi bir bileşenine karşı ya da önceki HPV aşı dozuna karşı yaşamı tehdit eden bir alerjik reaksiyon bireyi göstermiş ise HPV aşısı olamaz. Maya alerjisi var ise ve hamileler var ise bu kişilerde HPV aşısı olmamalıdır arkadaşlar. Orta veya şiddetli hastalığı olan kişilerde iyileşene kadar aşı vurulmaması gerekiyor. Yan etkilerine baktığımızda HPV aşısının aşı vurulan bölgede kızarıklık, ağrı olabilir, ateş, baş dönmesi, bayılma, baş ağrısı, yorgunluk, mide bulantısı, kas ve eklem ağrısı gibi yan etkilerini gözlenebiliriz.
Evet, şimdi HPV'yi birazcık gözden geçirdiğimize göre HPV'li bir olgu ve buna yönelik yapılan bir bakım planından biraz bahsetmek istiyorum size. Belli başlı hemşirelik tanılarımız bizim endişe, benlik saygısızlığına kayıp, ağrı ve rahatsızlık, kötü bir cinsel partner seçimi, lezyonların büyümesi, enfeksiyon yayma riskinin var olması ve kanser riski gibi belli başlı hemşirelik tanılarını koyabiliriz arkadaşlar. Bu tanılar HPV tanısı almış olan bireylerde genel olarak kullanabileceğimiz hemşirelik tanılarıdır. Genel itibariyle HPV'li bir bireye yapacağımız hemşirelik üretiminde ise anksiyete ve depresyondan korunması, kişisel bakımını geliştirmek, hastayı HPV enfeksiyonu konusunda eğitmek, hastayı sihir tedaviler konusunda eğitmek, hastayı rahim ağzı kanseri taraması konusunda eğitmek, hastayı güvenli seks uygulamaları konusunda eğitmek, ilaçları reçete edildiği şekilde uygulamak, hasta endişeli ise bir ruh sağlığı uzmanına danışmak, başka bir enfeksiyonun mevcut olup olmadığından emin olmak için hastayı cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavi edildiği bir kliniğe yönlendirmek, hastayı HPV aşısı konusunda eğitmek hemşirelik üretimlerinden başlıcalarını oluşturmaktadır. Şimdi olgumuza bir bakalım. 38 yaşındaki kadın, hasta, evli, 5 çocuğa sahip, bir tane kendiliğinden düşük yaşamış bir ev hanımıdır. Bir takım şikayetleri nedeniyle kadın doğum polikliniğine başvuran bu olgu, 6 ay önce genital bölgesinde uçuk şeklinde lezyonlarının olduğunu, bunları sivilceye benzettiği için önemsemediğini, fakat son zamanlarda bu şikayetlere ek olarak idrar yaparken yanma, ağrı, vajinal bölgede akıntı ve kaşıntı olduğunu, lezyonlarının giderek büyüyüp vulvaya yaygınlaştığını, kötü görüntüye sebep olduğu için kendini kusurlu gördüğünü, cinsel ilişki sırasında ağrı olduğu için de cinsel ilişkiyi sürdüremediğini ve bu nedenle de eşiyle sürekli tartıştığını ifade etmiştir. Korunma yöntemlerine baktığımızda oral kontraseptif kullandığını, köyde yaşadığı için hastaneye gelmediğini, daha önce pap smear testi yaptırmadığını, son günlerinde sürekli ateşinin çıktığını, gün içerisinde fazla yorulduğunu, kendini halsiz hissettiğini ve baş dönmesinin de eşlik ettiğini ifade etmiştir. Lezyonların genital bölgesinde arttığını ve kötü görüntüye sebep olduğu için eşinin onu yargılayıp terk edeceğinden de korktuğu için hastaneye eşinden gizli geldiğini ifade etmiştir. Geçmiş öyküsüne baktığımızda bu olgunun çok eşlilik sorgulandığında eşi dışında kimseyle ilişkiye girmediğini ve gebelik yaşına bakıldığında 16 yaşında evlendiğini, ilk gebeliğinin 17 yaşında olduğu ve doğumun düşükle sonuçlandığını ifade etmiştir. Sonrasında 5 kez hamile kaldığını, şu an 5 çocuğunun olduğunu ifade etmiş olup 6 yıldır kombine oral kontraseptif kullandığını, 8 yıldır sigara tükettiğini, herhangi bir kronik hastalığın olmadığını, hijyen durumunun ise menstruasyon sonrası ve ilişki sonrası vajinal duş yaptığını, beslenme durumu ve gelir düzeyine bakıldığında ise 3 öğün normal beslendiğini, gelirinin olmadığını, ihtiyaçların eşinin tarafından karşılandığını ifade etmiştir. Fiziksel değerlendirilmesine bakıldığında sırtını tutan döküntüler saptanmış olup lezyonların sırt ve gövdede 1 milimetre ile 3 milimetre çapında çok sayıda beyaz düz tepeli veriköz papillonlardan oluştuğu görülmektedir. Olguya yapılan kan testleri sonucunda ise burada kan testleri sonucu ifade edilmekte arkadaşlar. İşte lokosit değerleri 4400, hemoglobin 11.3, trombosit değeri 159 ve CRP 35 miligram. Yaşamsal bulgularına bakıldığında ise sıcak vücut sıcaklığının 37.7, kan basıncının 115'e 75, kalp atımının 92, solunumun ise 22, oksijen saturasyonu ise %96 olarak ölçülmüştür. Bu olguda rahim ağzı kanseri nasıl bulaştığını ve nasıl belirti verdiği konularında da hiçbir bilgisi olmadığını olgu ifade etmiş. Vajinal yaralarının eşinin cinselliğe olan düşkünlüğünden, sık ilişkilerden dolayı tahriş olarak olabileceğini düşündüğünü ifade etmiş bu olgu. Pap smear ve biyopsi alınarak bu olguya HPV tip 16 enfeksiyonu tanısı konulmuş ve tedaviye başlatılmış ve kriyoterapi de uygulanmış.
tedavinin yanı sıra. Evet, bu bulgumuzda öncelikli olarak vücut sıcaklığının su febril olması, yorgunluk, halsizlik, idrar yaparken yanma hissi olmasıyla bulgulanan HPV enfeksiyonuyla ilişki olarak enfeksiyon riski tanısını ilk olarak koymuş bulunmaktayız arkadaşlar. Hedefimiz burada enfeksiyon risk faktörlerinin yönetimi, sekonder enfeksiyon gelişiminin önlenmesi. Neler yapabiliriz peki bu hastaya? Yaşamsal bulguları kontrol edilecek, ateş, ağrı gözlenecek, üriner enfeksiyon varlığı açısından tetkikler yapılacak, el hijyenine özen gösterilecek, vajinal duş almaması gerektiği anlatılacak, tanı ve tedavi amaçlı gereksiz invaziv uygulamalardan kaçınılacak, invaziv girişimlerde aseptik tekniğe dikkat edilecek, hekim istemine uygun farmakolojik ilaç tedavisi hastaya zamanında uygulanacak, HPV enfeksiyonu ve prognozu anlatılacak, enfeksiyon nedeni, bulaştırıcılığı, riskleri konusunda hastaya ve eşine eğitim verilecek, bol sıvı alması günde 2 litre, bireyin bulunduğu ortamın hijyen kontrolü yapılacak, bulunduğu ortamda mümkün oldukça havalandırılacak. Bir diğer tanımız yine akut ağrı, hemşirelik tanısı, bireyin ağrısını giderilmesi, hastanın ağrısının olmadığını ifade etmesi hedefimiz arasında. Bunun için ağrı skalası üzerinden ağrı düzeyi değerlendirilecek, ağrıya neden olan faktörler araştırılacak, ağrının özelliği değerlendirilecek, işte ağrının yeri, şiddeti, karakteri, süresi gibi, ağrının başlamasına neden olan, ağrının azaltılmasına etkili olan faktörler belirlenecek, ağrının yaşam kalitesi üzerine, yani bu yaşam kalitesi için uyku, iştah, duygu durumu gibi bunlar belirlenecek. Ağrı yönetiminde etkili olabilecek non farmakolojik yöntemler hakkında bireye bilgi verilecek. Hekim isteğine göre yine analjezikler uygulanacak. Cinsel ilişki sırasında ağrının varlığında cinsel ilişkiyi sürdürmemesi hakkında olgu ve olgunun eşi bilgilendirilecek. Bir diğer tanı hastanın deri bütünlüğünün sağlanması, lezyonların yönetimi. Hastanın deri bütünlüğünün sağlanması ve yönetiminin sağlanması bunda hedefimiz. Bireyde deri bütünlüğünün bozulması yönünden değerlendirilecek. Dokuların iyileşme hızını arttırmak amacıyla vitamin, kalori, protein ve mineralerden zengin bir diyet sağlanacak. Bol sıvı tüketmesi, sıvı tüketiminin mevcut problemlerin çözümünde katkısı olacağını hasta ve eşine gerekli bilgi verilecek. Kriyoterapi işlemi sonrası hasta birkaç hafta seröz akıntısının olabileceği konusunda endişelenmemesi, tampon kullanmaması hakkında bilgi verilecek. Kas kramplarının da beklenebileceği, bu sürecin bir parçası olacağı ve daha sonra da geçebileceği hakkında bilgilendirilecek. Deri bütünlüğü bozulmuş bölgelerin enfeksiyondan korunması hakkında bireye eğitim verilecek. Deri bütünlüğü bozulan hasarlı bölgelerin yeni oluşabilecek travmalardan korunması yönünde de bilgi verilecektir. Bir diğer tanı anksiyete. Bireyin anksiyetesinin giderilmesi de hedefimizi oluşturmakta. Yapacağımız girişimler ise bireyin bilgi gereksinimlerine göre eğitim planlanacak. Yapılan veya yapılacak olan işlemler hakkında olgu ve eşine bilgi verilecek. Bireye kendini ifade etmesine olanak sağlayacak. Hasta dinlenecek. Kısa ve basit, sakin, tane tane konuşulacak. Tedavi yöntemleri açıklanıp onların soruları yanıtlanacak. Çiftlerin ortak sorunu paylaştıklarını, bu nedenlerle birbirlerine karşı anlayışlı ve destekleyici olmaları hakkında bilgi verilecek. Bir diğer tanı ise etkisiz cinsellik, bireyin dispronesinin giderilerek etkili cinselliğin sağlandığını ifade etmesi hedefimiz. Bireye güvene dayalı bir iletişim sağlanacak. Birey kendini rahatsızlık hissedebileceği cinsellik ve cinsel örüntüsü konusuna yönelik soru sorması, rahatça konuşması için cesaretlendirilecek. Bireyin cinsel yaşama hakkında gerekli bilgiler doğru ve kapsamlı bir anamnez alınacak. Bireye hastalığı boyunca da ya da sonraki süreçte yaşayabileceği cinsel sorunlar hakkında bilgilendirme sağlanacak. Cinsel yolla bulaşan hastalığa sahip eşinin de tedavi olmasının gerekliliği ve eşinin de bu durumdan haberdar olması açıklanacak. Eşlerin kendi içinde yaşadıkları problemler tespit edilip eşlere birlikte eğitim verilecek. Eşlerin kesinlikle cinsel ilişki için birbirlerini zorlamayacak. Zorlamamaları önerilecek. Bir diğer tanı beden imajında bozulma ve buna yönelik hedefimiz ise bireyin bedeniyle barışık olması, bedenine ilişkin olumlu duyguları ifade etmesi şeklinde planladık arkadaşlar. Girişimimiz ise bireye düşüncelerini ifade etmesi için zaman tanınacak ve kendini rahat hissettiği zaman da düşüncelerini ifade etmesi istenecek. Psikiyatri ana bilim dalıyla yargılamadan bir bakım vermek, yine bedenine ve genital bölgesine bakmadan
önce dokunması için hasta cesaretlendirilmesi gerekmektedir. Bir diğer tanı da arkadaşlar bilgi eksikliği. Bireyin bilgi eksikliğinin giderilmesi, HPV hakkında bilgi sahibi olmasını sağlanması. Buna yönelik yapacağımız girişimler ise HPV tedavisi öncesi kullandığı iş çamaşırları atması, yeni temiz iş çamaşırlar kullanması gerektiği söylenmesi, genital cilt bölgesini kuru, temiz tutması gerektiği ve hijyen hakkında eğitim vermek, cinsel hayatının hekimin önerdiği süre kadar yani yaklaşık 2 hafta kadar ara vermesi konusunda hastaya bilgi verilecek. Tuvalet temizliğinde, genital bölgesinin temizliğinde önden arkaya doğru yapması konusunda ve vajinal duş yapmaması gerektiği konusunda hasta bilgilendirilecek. Tedavi edilmiş bölgeye iyileşmeyi hızlandırıcı lokal kremlerin hekimin önerisi doğrultusunda kullanması hakkında bilgi verilecektir. Bir diğer tanımız yorgunluk. Bireyin yorgunluğunun giderilmesi ve yorgunluk nedenlerinin iyileştirilmesine yönelik yapacağımız girişimler ise birey fiziksel ve duygusal yorgunluk belirtileri açısından gözlemleyecek, bireyin uyku saatleri ve uyku düzeni sorgulanacak ve günde 8 saat düzenli uyku önerilecek, HPV enfeksiyonu sürecinde yorgunluk hissinin olabileceği ancak tedavi süresi boyunca yorgunluğunda azalarak yok olacağı hakkında bilgi verilecek, bireyin hemoglobin değerini yükseltilmesine yönelik farmakolojik ajan önerisi hekim tarafından reçete edilecek, bireyin daha güçlü hissetmesi için protein ağırlıklı beslenmesi önerilecek, HPV'li tedavisinin olduğu tedavi süresince olumlu yaklaşması, ümitli olması ve bundan sonrası için daha bilinçli şekilde bedeniyle ilgilenmesi konusu desteklenecek. Eşine tedavi süresince olgunun üzerindeki ağır işleri hafifletmesi konusunda bilgi verilecektir. Bir diğer tanımız arkadaşlar etkisiz sağlığı sürdürme. Buna yönelik hedefimiz ise bireyin konu hakkında farkındalığını geliştirebilmek, düzenli tedavi ve bakım ve tarama uygulamalara katılmasını sağlamak, düzenli olarak pap smear testini yaptırması, vücudunun herhangi bir bölgesinde yeni lezyonlar oluşursa vakit kaybetmeden kliniğe başvurması konusunda bilgi verilecek. Bireyin eşiyle de görüşülerek aynı şekilde yeni belirtiler görülürse beklenmeden kliniğe gitmeleri konusunda önerilerde bulunulacak. Mevcut lezyonların iyileşme sürecince her iki eşin de özverili olması gerektiği anlatılacak. Konu hakkında sağlık okuryazarlığını arttırmak adına eşlere kaynaklar önerilecek. Arkadaşları, yakın çevresi ile de bilgilerini paylaşmaları, onların da benzer sorunlar yaşamasına engel olmak amacıyla taramalara katılmaları konusunda desteklemeleri gerektiğini cesaretlendirilecek. Evet arkadaşlar, HPV'ye ilişkin olgumuz bu şekildeydi ve ona yönelik yapmış olduğumuz bakım planı da bu şekildeydi. Şimdi birkaç tane soru yöneltmek istiyorum sizlere. Aşağıdaki HPV tiplerinden hangisi yüksek risk grubudur? A. HPV tip 1, tip 1 ve 2, HPV tip 2 ve 4, C. HPV tip 7 ve 8, D. HPV tip 6, E ise HPV tip 16, 18 ve 31. Evet, yanıtımız E şıkkıdır arkadaşlar. Neden ise HPV tip 1, 2, 4 ve 7 benign squamous papillom mu oluşturur? Yani sihirleri oluşturur. Genital sihirler ise 6 ve 11 özellikle rol oynamaktadır. Bunlar düşük risk grubundadır. HPV tip 16, 18, 31 ise yüksek riskli tiplerdir. Serviks ve anogenital bölge squamous karsinomalarında rol oynamaktadır. Aynı şekilde de orofarenks kanserlerinin en az %20'sinde özellikle tonsil kaynaklılarda rol oynamaktadır. Bir diğer sorumuz HPV dışında rahim ağzı kanseri gelişimi için risk faktörleri nelerdir? Sigara içmek, immün sistem, aile öyküsünde servikal kanserin olması, korunmasız cinsel ilişki sıklığının fazla olması veya hepsi. Burada E şıkkı yanıtımız. Neden E şıkkı olduğuna baktığımızda rahim ağzı kanserler için ana risk faktörü HPV enfeksiyonu yanı sıra diğer risk faktörleri sigara içmek, zayıflamış bağışıklık sistemi, ailede rahim ağzı kanser öyküsü, birden fazla cinsel partner, aşırı kilolu ve obez olmak, meyve ve sebze içeriği düşük bir diyet, uzun süreli oral kontraseptif kullanımı, diye kullanımı, çoğul tam süreli gebelikler, 17 yaşın altındaki gebelikler, düşük sosyoekonomik durum ve klamidya enfeksiyonu varlığı gibidir.
Bir diğer sorumuz arkadaşlar, farklı HPV tipleri vücudun hangi bölgelerini enfekte edebilir? Genital bölgeler, eller, ayaklar, gözler ve hepsi. Buradaki yanıtımız ise genital bölgeler. Bir diğer sorumuz, vajinal ve anal orofaringel kanserlere neden olduğu gösterilen ve rahim ağzı kanserinin ana nedenleri nelerdir? HPV, HIV, klamidya, sifilis ve gonore. Buradaki yanıtımız da evet, HPV. Bu vajinal anal orofaringeal kanserlere neden olan bir virüstür. Bugün size arkadaşlar HPV ve HPV'li bir hastaya nasıl bakım verebileceğiniz sizi konuştuk. Umarım bir videomu beğenmişsinizdir. Şayet videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, aynı zamanda yorum yapmanızı ve daha sonraki videolarımda hangi konulara değinmem gerektiğini bana yorum olarak yazarsanız çok memnun olurum. Hepinize sağlıklı günler dilerim.